ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu temasları kapsamında gittiği Mısır'da Kahire Amerikan Üniversitesi'nde konuşma yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da Mısır, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini bir araya getiren Orta Doğu Stratejik İttifakı'nı kurmaya çalıştıklarını söyledi. Bu çaba Körfez İşbirliği Konseyi üyelerini, Mısır ve Ürdün'ü bir araya getiriyor. Bugün bu ülkelerden Orta Doğu Stratejik İttifakı'nın sağlamlaşması için bir sonraki adımı atmalarını istiyoruz diyen Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Umman'a resmi ziyaretini hatırlatarak yakın zamana kadar hayal bile edilemeyecek yeni ilişkilerin kök saldığına dikkat çekti. Son aylarda İsrail Körfez ülkeleriyle yoğun diplomatik faaliyet yürütüyor. Ayrıca İsrail, Arap Yarımadası'nın güneyine uzanan demiryolu projesi üzerinde de çalışıyor. Pompeo, Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'e askeri destek vermeye devam edeceklerini de söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, İran'a karşı İsrail'in kendisini savunma hakkına tam destek verdiklerini belirtti. Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.